Kıymetli izleyenler, Elçi Medya Stüdyolarında hazırlanan Derin Sular isimli programımıza hoş geldiniz. Bu hafta konuğumuz Büyük Birlik Partisi Merkez Karar Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Namık Akdoğan. Kıymetli Başkanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk Soner Bey, çok teşekkür ediyorum. Elhamdülillah. Sizler nasılsınız? Allah razı olsun. Bize vakit ayırdığınız için izleyenlerim adına ben çok teşekkür ederim. Eyvallah, Sayın Başkanım. Sağ olun, ben teşekkür ederim, sağ olun. Başkanım, biraz kendinizden bahseder misiniz? Tabii, öncelikle hayırlı uğurlu olsun diyeyim. Yeni bir Eskişehir'e haber noktasında katkı sağlayacak bir oluşum hayata geçirmişsiniz. Size ve ekibinize teşekkür etmek istiyorum. Sağ olun başkanım, Eskişehir'e ihtiyaç çünkü. Sevgili kardeşim, annem babam Mardinli. Bir medeniyet şehri. Ama ben farklı bir medeniyet şehri Hatay İskenderun'da dünyaya geldim 1965 senesinde. Evet. Ve oradan yine bir medeniyet şehri olan Eskişehir'e 1977 senesinde 12 yaşımda Eskişehir'e geldik babamızın memuriyetinden dolayı. Yaklaşık 44 senedir Eskişehirliyiz. Evet. Medeniyet şehirlerinden medeniyet şehirlerine göç ederek. Zengin bir kültürün sonucu olarak. İlkokulu İskenderun'da okudum. Ortaokulu Eskişehir'de, liseyi Eskişehir'de başladık. Endüstri Meslek Lisesi'de elektrik bölümünde. O zaman zordu o bölümlere girmek. Ama işte bu 12 Eylül öncesi sağ sol olaylarından dolayı Bilecik Endüstri Meslek Lisesi'nde bitirdim liseyi. Evet. Bilecik Endüstri Meslek Lisesi'nde. Siyaset o yıllardan başlıyor aslında. Siyaset tabii çocukluğumuzdan beri. Ocak tozu derler ya. Ocak tozundan itibaren geliyor. Efendim, işte elektrik tesisat dağıt işleriyle uğraşıyorum. 25 yıla yakın Elektrikçiler Odası'nda sivil toplum kuruluşunda görev yaptım. Yönetim kurulu üyeliği, başkan vekilliği, efendime söyleyeyim. Uzun yıllardır siyasetin içerisindeyiz Eskişehir'de. Ocak başkanlığı yaptım, il başkanlığı yaptım. Partimin bütün kademelerinde görev aldım. Seçimlerde her türlü pozisyonda aday oldum. Milletvekili adayı oldum. İşte daha öncesinde İl Genel Meclisi, Belediye Meclisi, efendime söyleyeyim, buralarda da adaylıklarımız oldu. Yani gözümüzü siyasetle açtık. Sevgili biraderimizden dolayı. Evet. Ondan dolayı gözümüzü siyasetle açtık. İki evladım var. Bir kızım, bir oğlum. Bir torunum var. Elhamdülillah. Hayat mücadelesi böyle devam ediyoruz. Eyvallah başkan. Evet. Bu süreçte işte son dönemde biliyorsunuz pandemiyle ilgili bütün dünya ülkelerinde ciddi sıkıntılar yaşandı ekonomik anlamda. Alışkanlıklarımız değişti. Kültür anlayışımız değişti. Yaşam tarzımız yeniden şekillendi. Genel anlamda ülkeyi bu son dönemde nasıl görüyorsunuz? Hem siyasetini hem iç ve dış politikayı genel hatlarıyla biraz konuşalım. Evet, kodlarımız değişti. Tabiri caizse. Son bu 2 sene içerisinde belki ileriki yıllarda torunlarımıza anlattığımızda inanamayacakları şeyler yaşadık. Sokaklara çıkamadık. İşte halen maskeyle geziyoruz. Ekonomik darboğaza girdi bu dünya ile birlikte. Bu sırf Türkiye için geçerli değil tabii. Dünyada bir darboğaz oluştu bu pandemiden dolayı. Sağlık noktasında ciddi kayıplar verdik. Yani en son herhalde 48.000 civarındaydı. Ben buradan bu pandemiden dolayı vefat eden tüm vatandaşlarımıza rahmet diliyorum. Şu anda bu hastalıkla da cebelleşen gene vatandaşlarımıza sıhhat, sağlık, afiyet diliyorum. Tabii zor bir süreç geçiriyoruz. Yani birçok esnaf kardeşimiz etkilendi bu işten. Bazılarının işine yaradı, efendim söyleyeyim, bu pandemi ekonomik olarak. Ama ülkenin büyük bir kesimi asgari ücretli çalışanlar, yevmiye olarak çalışanlar, gündelik çalışanlar, esnafların çoğu, işte kuaföründen tutun, efendim söyleyeyim, kafeteryasına, hizmet sektörü özellikle bir kültür oluşmuştu. Özellikle Eskişehir'de kafe kültürü. Evet. Üniversiteli kardeşlerimizden dolayı ciddi sıkıntılar yaşandı bu noktada. Kiralarını ödeyemediler. Devlet de işte elinden geldiğince yardımcı olmaya çalıştı ama eksikleriyle, hatalarıyla, kusurlarıyla tekrardan yanlışlarını düzelterek Allah'ın izniyle öyle zannediyorum. Sayın Bakan'ın da söylediği gibi Eylül ayı itibariyle aşı da şu anda ciddi bir şekilde hızlı gidiyor. Yani dün herhalde 1 milyona yakın aşı yaptılar. Belki 1 milyonu da geçtiler. Bugün bir hemşire kızımız işte sosyal medyada 225 kişiye aşı vurduğunu söylemiş sadece kendisi. Yani ciddi bir aşı kampanyası. Biliyorsun yaşı da düşürdüler. Sigortalıların hepsine aşı olma hakkı sağladılar. Rabbim bu bir afat diyelim biz. Yani bir afat. Bir an evvel bundan kurtarıp hem ekonomik noktada hem sağlık noktasında hem ülkemizi, şehrimizi, ülkemizi hem de dünyayı bu girdaptan kurtarıp inşallah rutinimize dönüp herkes işinde, gücünde, evine, ekmeğini götürme noktasında refaha kavuşur diye düşünüyorum. İnşallah. Evet. Sayın Başkanım. Sayın Başkanım, Genel Başkan'a çok yakın bir isimsiniz. Evet. Sürekli videolarda, haberlerde, fotoğraf karelerinde, sosyal medya hesaplarında görüyoruz. Genel Başkan'a bu kadar yakın bir isim olarak Genel Başkan'ı nasıl tanımlarsınız? Sayın Destici bir lider midir? Özellikleri nelerdir? Onunla ilgili gözlemleriniz nelerdir? Evet, Sayın Genel Başkan'la 90'lı yıllardan bu yana tanışırız. Sayın Genel Başkan 2007'ye kadar Alperen Ocakları'nda, dönem Nizam-ı Ocakları'nda, daha öncesi bizim Ocak'ta görev yapmış. Bizim Ocak'tan sonra işte o ayrılıkta bizim 92'de Milliyetçi Çalışma Partisi'nden ayrılıp Büyük Birlik Partisi'ni kurduğumuzda Nizam-ı Ocakları'yla birlikte bu tarafa geçmiş. Büyük Birlik Hareketi'nin savunucusu olmuş. Ve 2007 yılına kadar da devlet memuru olması hasebiyle Alperen Ocakları'nda Genel Başkan Yardımcılığı, eğitimcilik yapmış. 2007'de rahmetli şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu'nun çağrısıyla da istifa edip, bütün kariyerini falan bırakıp, Sayın Genel Başkan Gazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunu. Aynı zamanda felsefe üzerine de şeyini yapmış, doktorasını yapmış. Efendim, o yıllardan bu yana tanıdığım bir isim. Kendi tabiriyle söyleyeyim. Bizim liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu. Ben bu partinin genel başkanıyım der hep. Sağ olsun. Çünkü biz biliyorsun Muhsin Başkan'la daha farklı diyaloglar içerisindeydik. Ben ona da yakındım. Allah rahmet eylesin. Onu konuşacağız başkanım. Onu da konuşacağız. Sayın Genel Başkan bizi yanıltmadı bugüne kadar. Bizi 25 Mart 2009'da umutlarımızı örseleyerek, biliyorsunuz onu da konuşacağız, bir suikast diyelim. Çünkü evet, imareler onu gösteriyor. Sonucu şehit ettiler Genel Başkanımızı. Genel Başkanımızı şehit ettikten sonra bizim biteceğimizi zannettiler. Yani Büyük Birlik Hareketi'nin noktalanacağını zannettiler. Sağ olsun Genel Başkanımız Mustafa Destici, ayrıca Eskişehirli biliyorsunuz. Günyüzü Gecekköy'ünden. Evet. Bütün o şeyleri boşa çıkarttı. Elini taşın altına koydu. 2011 yılından bu yana sağ olsun, ondan önce bir genel başkanımız vardı. İşte 2 sene anca idare edebildi. Ama 2011 yılından bu yana Sayın Genel Başkanımız, ben şahidim, hiç uykusuz, yani gece bir programdan gelip gece 12'de 1'de sabah 6'da 7'de başka bir program için yola çıktığına şahidim. Evet. Tabiri caizse hiç koltuğa oturmadan, efendime söyleyeyim, şehir şehir, il il teşkilatlanma noktasında. Kardeşlerim, bir de partimizin şu an biliyorsunuz tek milletvekili. Tek milletvekili olduğu için bütün yük onun omuzlarında. Şeylerimizin, üyelerimizin talepleri, tanıdık, eş, dost, akraba, hısım, onların talepleri. Biliyorsunuz Türkiye'de siyaset maalesef bu hale geldi. Böyle getirirler yani çarkın içerisinde. Onlarla uğraşması ayrı bir özveri. Partiyle uğraşması ayrı bir özveri. İşte bazı çıban başları çıkar, onlarla uğraşması ayrı bir özveri. Yani lider olma yolunda gidiyor Sayın Genel Başkanımız. Kendisi kabul etmese de bu iş lider doğulmaz biliyorsunuz. Lider olunur. Eyvallah. Daha sonra da olunur yani. Kimse lider de olmamıştır. Allah ondan razı olsun. Partimizi temsil noktasında. Yani şöyle televizyonlarda falan konuşurken bakıyoruz. Söylemek istediğimiz ne varsa ağzından çıkıyor. Bu önemli bir şey yani. Tabii. Yıllardır aynı siyasi hareket içerisinde aynı hamurla yoğrulmuş olduğunuzu ortaya koyuyor yani. Bir ülke birliği var. Bir ülke birliği var. Bunu da ifade ederken. Evet. Diyorsun ki şunu söylüyorsun, onu söylüyor yani. Evet. Ya bu çok önemli bir şey. Yani. Rahmetli Muhsin Başkan da böyleydi. Doğrudan ayrılmadan biliyorsunuz hükümetin doğrularına doğru, yanlışlarına yanlış bir politika izlemiştir. Büyük Birlik Partisi kurulduğu yıldan bu yana kadar. O doğrultuda genel başkanımız olarak partiyi götürüyor. Allah ondan razı olsun. Hazır bu konu açılmışken Cumhur İttifakı'nı nasıl görüyorsunuz? Hükümeti başarılı buluyor musunuz? Evet, Cumhur İttifakı biliyorsunuz 15 Temmuz 2016 yılında aslında palazlandı. Evet. Biz o FETÖ terör örgütünün o geceki darbesiyle, ki o da çok benim için enteresan bir anıdır. Kızımın kınası vardı o gün. Hatırlıyorum başkanım. Evet, kızımın kınasını yarı kestik. Düştük yollara. Çünkü ne zaman vatan, millet, devlet dara düşse biz öyle yetiştik, öyle büyüdük. Evet. Hiçbir şey almadan, yani bazıları bekledi yani genel başkanı ne diyecek, işte lideri ne diyecek falan, ondan sonra ortaya çıktı ama biz hemen sokaklardaydık. Emin ol bütün komşularımızı, dışarıdan gelen akrabalarımız vardı. Hemen bir yerlere yerleştirdik. Düştük sokaklara o gece. Sabaha kadar, sabah 6'ydı herhalde eve geldiğimde. Cumhur İttifakı o gece kuruldu aslında. Evet. Yani Cumhur İttifakı salt seçimlere girelim, işte ittifak yapalım, işte milletvekili çıkaralım, işte belediyelerde şunu alalım, bunu alalım gibisinden kurulmadı. Cumhur İttifakı doğal bir birliktelik. Doğal bir birliktelik, devletin, ülkenin, milletin bölünmez bütünlüğü, istikbali, istiklali için efendime söyleyeyim içeriden ve dışarıdan gelecek her türlü tehlikeye karşı devletin bekası üzerine kurulmuş bir hareket Cumhur İttifakı. Evet. Yani protokol içerisinde AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi var. Büyük Birlik Partisi de bu Cumhur İttifakı'nın bir tamamlayıcısıdır der. Protokol içerisinde yazar bu. 3 partinin de imzalamış olduğu bir protokol. O protokol üzere kurulduk. Biz evet biliyorsunuz 2018 seçimlerinde de ben Büyük Birlik Partisi kontenjanından AK Parti 5. sıra milletvekili adayıydım. 18 arkadaşımız AK Parti listelerinden seçime girdi. Sadece genel başkanımız seçildi. Tabii kamuoyu yoklamalarının hesapları tutmadı. Hı hı. Seçim sonuçları hiçbir zaman tutmaz zaten. Şu anda da öyle kamuoyu yoklamaları falan yapılıyor. Ama seçim her zaman için milletin ferasetini ortaya koyuyor. Nasip bir tek milletvekiliymiş. Sen genel başkanımız Ankara'dan milletvekili olarak seçildi. Elhamdülillah Büyük Birlik Partisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsil ediliyor. Yani biz Cumhur İttifakı'nda %99'a yakın şu anda temsil var Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Evet. Yani bu bizim bundan önceki referandumda, işte bu başkanlık sistemiyle ilgili referandumda da anayasa değişikliklerine bu noktada temsilin artması, bütün vatandaşlarımızın, bütün siyasi hareketlerin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsil edilmesi noktasında aslında sıfır baraj gibi bir oluşum oldu ittifaklar. Karşı tarafta da biliyorsunuz bir Millet İttifakı meydana geldi. Biraz oradan da yine devam edelim. Yani Cumhur İttifakı biz hükümetin bir üyesi değiliz. Evet. Hükümetin doğru yaptığına doğru, yanlış yaptığına da Millet İttifakı gibi değil. Doğrusunu ortaya koyarak yapıcı ve yol gösterici bir muhalefet tarzıyla gereğini söylüyoruz. Sayın Genel Başkanım haftada 2 defa basın toplantısı yapar. Her gittiğimiz yerde de vurgularız. Yanlış varsa arkadaş bu yanlış, doğrusu bu. Lütfen bu yoldan gidin ki devlet millet zarar görmesin, vatandaşımız zarar görmesin. Bu konuyla ilgili birçok şeylerimiz, öngörülerimiz hem Sayın Cumhurbaşkanı'na hem hükümet üyelerine iletilerek doğru bir şekilde uygulanması noktasında katkılar sağlıyoruz. Yani %52 civarında bir oyu var Cumhur İttifakı'nın biliyorsunuz. Bu taban bize yakın bir taban. Büyük Birlik Partisi'ne yakın bir taban. Yani Büyük Birlik Partisi'ne oy verebilecek bir taban. işte 2023 seçimlerinde ne olur? Tabii biz bu Büyük Birlik Partisi'nin farklı bir özelliği de var. Biz liderin ağzından çıkan, genel başkanın ağzından çıkan bir şeyle sonuca gitmiyoruz. Biz istişare yapıyoruz. Merkez Karar Yönetim Kuruluyoruz. İl başkanlarımızı topluyoruz. İl başkanları, ilçe başkanlarını topluyor. Görüşlerini alıyor. Biz il başkanlarımızı dinliyoruz. En son partinin karar organı Merkez Karar Yönetim Kurulu'dur bizde. Orada kendi içimizde istişare ederek, gerekirse kavga da ederek, evet, bir tek sonuca odaklanıyoruz. O odaklandığımız sonuçta %95 çoğunluğun kabul ettiği bir sonuçtur. Ve oradan çıkan, istişareden çıkan kararla biz kurulduğumuzda da bir istişare üzerine kurulmuştuk zaten. 92 senesinde 29 Ocak 1993'e gelen süreçte Söğüt Özü'nde 15.000-20.000 kişinin katıldığı bir istişare toplantısıyla partileştik biz. Ve o istişaremiz elhamdülillah 30 senedir o şekilde, yani çok önemli alınacak kararlar varsa istişare ederek o kararları alıyoruz. Partimiz de o istişare üzere, meşveret üzere kuruldu ve böyle devam ediyor. Şu anda da işte biz Cumhur İttifakı içerisinde olduğumuzu beyan ediyoruz. 2023 seçimlerinde ne olur? Hani dedik ya, biz sadece seçimlere girip çıkmak için bir ittifak oluşturmadık. Evet. Yani devletin, milletin bölünmez bütünlüğü, istiklali, istikbali noktasında devletin bekasına içeriden ve dışarıdan gelecek her türlü tehlikeyi bertaraf etmek için o ittifakta kalmamız gerekiyorsa o ittifakta kalarak yolumuza devam edeceğiz. Başkanım, siz bahsettiniz aslında, yani Cumhur İttifakı bir hadisenin üzerine, evet, daha da güçlerini, tabandaki bağlarını kuvvetlendirerek oluşmuş bir ittifak. Evet. Millet İttifakı, yani Cumhur İttifakı'nı şöyle anlayabiliyoruz. Yani milliyetçi muhafazakar seçmenin daha çok yoğun olduğu, tabanların birbirine yakın olduğu, evet, bir ittifak. Millet İttifakı'nda aslında çok daha renkler var. Beş benzemez diyorlar onlara. Evet, yani bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Zaten biliyorsunuz onlar bir cumhurbaşkanı adayı üzerinde uzlaşamadılar o dönemde de. Evet. Yani Muharrem İnce'yi hatırlarsınız. Cumhurbaşkanı adayı olarak çıktı. Meral Hanım Cumhurbaşkanı adayıydı. Ama bir ittifak içerisindeydiler. İşte Cumhur İttifakı öyle değil. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın riyasetinde Cumhurbaşkanlığında onun Cumhurbaşkanlığının devam etmesi noktasında biz seçimlerde sahaya indiğimizde de Cumhurbaşkanı adayımızın Sayın Recep Tayyip Erdoğan olduğunu ifade ettik. Hı hı. Ve öyle o istedik vatandaşımızdan. O zaman biz AK Parti listelerindeydik. Öyle ümit ediyorum ki son görüşmelerimizde o noktada, bundan sonra yapılacak bir seçimde Büyük Birlik Partisi kendi amblemiyle Cumhur İttifakı'nın içerisinde olacak. Milliyetçi Hareket Partisi gibi. O zaman da işte partimize o isteyeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanı'nda da Recep Tayyip Erdoğan'a o isteyeceğiz. Ama Millet İttifakı'nda şu anda bile halen bir isim üzerine uzlaşmış değiller. Değişik bir ittifak. Yani aslında şöyle, onların ittifakı şöyle, yani seçime girip çıkmak için kurulmuş bir ittifak yani. Ben az önce ifade ettim ya, Cumhur İttifakı böyle bir ittifak, evet, değil yani. Şöyle düşünebiliyor muyuz başkanım? Yani ben mesela şimdi Millet İttifakı'ndaki çok daha farklı siyasi görüşlerin, tabanların bir araya geldiğini, evet, düşünürsem, böyle düşünürsek sanki böyle daha hoşgörülü, daha geniş tabanlara yayılmış bir olgu gibi gözüküyor. Ama bunu sadece seçimler üzerinde anlaşılan, ben öyle hissediyorum. Çok da yani, samimi bir birliktelik olarak tabii, görmüyorsunuz. Tabii yani biz hatırlayın, ben yılları karıştırıyorum. Milliyetçi Hareket Partisi %18.2 oy aldığında, Demokratik Sol Parti %21 oy aldığında, hangi Demokratik Sol Partili MHP ile koalisyon kurulmasını veya hangi Milliyetçi Hareket Partili kardeşim DSP ile Demokratik Sol, evet, Parti ile koalisyon kurulmasını isterdi ki? Böyle bir koalisyon oluştu. Evet. Çok uzun soluklu olmadı. Ama şimdi diyoruz ki biz tabandan vatandaşımıza diyoruz ki biz birlikte hareket edeceğiz. Biz, evet, seçimlerde birlikte hareket edeceğiz. Ve Cumhurbaşkanı adayımız şudur. Ama Millet İttifakı'nda bunu hayata geçiremiyorlar. Yani düşünsenize, Saadet Partisi ile Cumhuriyet Halk Partisi. İyi Parti'de benim bir sürü arkadaşım var. Ülkücü, evet, olarak bildiğim, milliyetçi görüşe sahip. Güneydoğu'da bazı yerlerde HDP ile bir takım resmi olmasa da gayri resmi ittifaklar gerçekleştirdiler. İstanbul'da, Ankara'da Cumhuriyet Halk Partisi ile bir ittifak gerçekleştirdiler. İyi Partili daire başkanı var, belediye başkan yardımcısı var, CHP'li belediye başkan yardımcısı var. İstanbul'da HDP'li genel başkan, belediye başkan yardımcısı da var, HDP'li daire başkanı da var. Yani böyle bir evet. Allah selamet versin. Ne diyelim yani. Ya bir de muhalefet çok ciddi bir şey. Yani hükümet yıkılsın da memlekete ne olursa olsun mantığı çok yanlış bir mantıktır yani. Evet. Yani bütün siyasi partiler kurulur. Niye kurulur? Ülkeyi refaha kavuşturmak için, ülkeyi daha ileri götürmek için kurulur siyasi partiler. Ama şimdi bakıyoruz bazı siyasi partiler hükümeti devirelim de, devirmişti. %50+1 var ya. Yani o %50+1'e nasıl zarar veririz? Hesabını yaparak kurulmuş bazı siyasi partiler var Türkiye'de şu anda. Evet. Maalesef. Yani siyasi partiler kendini ne iç dinamiklerde ülkeyi sıkıntıya sokacak, tehlikeye sokacak sularda yüzmemeli, derin sularda yüzmemeli, programımızın da ismi. Evet. Ne de ülke dışından gelecek bir takım tehlikelerin şeyi altında, öngörüsü altında ülkeyi sıkıntıya sokacak sularda yüzmemeli diye düşünüyorum. Eyvallah. Başkanım, Z kuşağı hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani nedir Z kuşağı? Bir şey atlar. Böyle bir kalıp mı var? Evlatlarımız yani... var. Biz evlatlarımızla gurur duyuyoruz. Bizim kardeşlerimiz, bizim evlatlarımız. Benim Alperen Ocaklarımız da onların o şekilde tabir ettiği 16-17 yaşında pırıl pırıl gençlerimiz var. Yani bu gençlerimizi bir kalıba sokmanın bir mantığı yok. O kalıba soktuktan sonra da onlara da bir görev tanımlamış gibi yani hareket ediyorlar sanki aslında, değil mi? Siz böyle yapacaksınız, şöyle yapacaksınız. İşte 20 milyondan bahsediyorlar. İşte 2023'te oy kullanıyor. Bu kardeşlerimiz, evlatlarımız bizim 2018'de de oy kullandılar. Yani 2023 yılında sıfırdan bir 20 milyon Z kuşağı çıkıp da oy kullanmayacak yani. Evet. Zaten yani bir parti iktidar eder o zaman. Tercihlerini yani. 20 milyon az bir rakam değil yani. 55-60 bin rakam seçmen var Türkiye'de zaten. Evet. 20 milyon genç. Onlar 2018'de tercihlerini yapmıştı. Şimdi çok enteresan muhalefet tarzı istiyorlar. Yani bir mafya babasının açıklamalarıyla, söylemleriyle, efendim yurt dışından bir takım odakların yönlendirmesiyle, özellikle bazı haber siteleri, hem televizyonlar hem haber siteleri çok enteresan şeyler yapıyorlar. Yani algı yönetimi. Evet. Rahmetli Muhsin Başkan derdi ki, senaryosu yazmadığınız hiçbir oyun içerisinde olmayınız kardeşim. Senaryosunu yazmadığınız hiçbir oyunun içerisinde olmayınız. Yani senaryoyu başkası yazıyor. Bunlar oynuyor maalesef. Bizim gençlerimiz ferasetlidir. Bizim gençlerimiz bilgi çağındayız. Bugün bilgisayarın başına oturup 20 sene önce Türkiye'de ne olup bittiğine bakabilecek, 20 sene önce neler yaşandığını görebilecek akla ve izana sahip gençlerimiz bizim. Kimse evet. merak etmesin yani. Evet. Yani onlar da vakti saati geldiğinde neyi nasıl yapılacağını çok iyi bilir. Kimse küçümsemesin evlatlarımızı. Şuurlu bir gençlik yetişiyor elhamdülillah. Biz görüyoruz en azından. Yani işte ülke ocaklarında, efendime söyleyeyim, Alperen Ocakları'nda şuurlu gençlik yetişiyor. Yani bu gençliğe siz milli ve manevi değerleri verdikten sonra onlar sandığa gittiğinde neye nasıl karar vereceklerini adı gibi bilirler Allah'ın izniyle. Evet. Başkanım, Büyük Birlik kadroları yarın iktidar olsa, seçim olsa ve Büyük Birlik Partisi iktidar olsa yerel belediyelerde, büyükşehir belediyelerinde ya da hükümette hükümet kursa kadrolarınız ne durumda? Evet, 30 senedir aynı şeyi söyleriz. Bizim kadromuz Türk milleti. Türkiye'de hiçbir siyasi partinin ülkeyi yönetecek kadrosu yoktur. Evet. Yani partiye üye, efendime söyleyeyim, sen şunu yapacaksın, sen bunu yapacaksın. Böyle bir şey yok. Bizim kadromuz ehil Türk milleti. Evet. Ehil hangi kardeşimiz, hangi görevde başarılı olacaksa Büyük Birlik Partisi'nin kadrosudur. Tek kırmızı çizgimiz var bizim. Vatanını, milletini, devletin bölünmez bütünlüğünü benimsemiş ve kendini Türkiye'ye, Türk milletine, Türk adamış. İslam ülküsüne adamış her kardeşimiz bizim kadromuzdur. Evet. Şu an görüyoruz. Ciddi bir liyakat sorunu var. Evet. Yani bunu eleştiriyoruz. Cumhur İttifakı'nın içerisinde olsak da eleştiriyoruz. Yani sırf İmam Hatip mezunu diye liyakati olmayan insanları farklı bir yerlerde liyakati vardır o kardeşimizin. Farklı yerde değerlendirilmesi gerekirken tutuyorlar, başka bir yerde değerlendirmeye kalkıyorlar. Bunu soracaktım başkanım. Eskişehir'de özellikle bürokratları başarılı buluyor musunuz? Ya ben Eskişehir'deki bürokratlara Allah yardımcısı olsun, Allah yardım etsin diyorum. En üst bürokratımızdan, Sayın Valimizden bahsedeyim. Çok değerli bir insan. Çok sık bir araya geliyoruz, görüşüyoruz kendisiyle. Değerli, vatanını, milletini seven, şehre büyük katkılar sağlayacağını düşündüğüm bir valimiz. Allah ondan razı olsun. Bürokrasi noktasında da sıkıntılar var. Özellikle şöyle bir sıkıntısı var Eskişehir'in. Belki sorarsınız da sormadan ben söyleyeyim. Eskişehir'in siyasilerinin bir araya gelememesi gibi bir şey söz konusu. Hem iktidar cenahında hem muhalefet cenahında. Yani o noktada da bürokrat kardeşlerimiz sıkıntı yaşıyorlar. Bana geliyor, ben hissediyorum yani. Çünkü siyaseti biliyorsunuz talepler doğrultusunda yapıyorlar. Yani toparlanıp gelmiş talebin bir bürokrata iletilmesiyle tek tek gelmiş taleplerin iletilmesi bürokratı sıkıntıya sokuyor. Hangisinin işini yapsam, hangisinin işini yapmasam diye. O noktada Eskişehir bürokrasisi biraz sıkıntılı. Allah yardım etsin kardeşlerimize. İşte Büyük Birlik iktidarında liyakat ve ehil insan az önce izah ettiğim gibi kırmızı çizgimizi aşmış vatanını milletini seven kardeşlerimizden ciddi bir bürokratik kadro oluşturabiliriz. Yani partinin değil devletin bürokratı olacak. Devletin insanlar, bürokratı olacak. Halkın içinden tabii, gelecekler. Devletin bürokratı olacak. Herkes kendi görevini yapacak yani. Kimse kimsenin işine müdahale etmeyecek. Kimse yasa dışı yollara tevessül etmeyecek. Kimse yönetmeliklere, kanunlara aykırı hareket etmeyecek. Herkes göreve geldiği kurumun yönetmelikleri, yasaları neyse o noktada hareket edecek ve vatana millete hizmet edecek. Yani öbürü zulme dönüyor. Evet. Yani kimsenin kimseye zulüm yapmasına Büyük Birlik Hareketi müsaade etmeyecek Allah'ın izniyle. Evet. Peki başkanım, bürokratların haricinde belediyeleri Eskişehir nasıl yönetiliyor? Belediyeleri nasıl görüyorsunuz? Şimdi Eskişehir 15 belediye başkanına sahip bir şehir. Bir büyük şehrimiz var. 14 tane de ilçemiz var biliyorsunuz. Odun Pazarı ve Tepebaşı büyük ilçe olma hasebiyle. Bizim bir de şöyle bir handikapımız var. Yani bir belediye başkanı ve bir belediye başkanının haricinde de bir sivil toplum kuruluşunun başkanına da aynı şeyi izafe edebiliriz. 10 yıl kardeşim. 5-5-10 yıl. Çünkü 10 yıldan sonra seçilen şahıs artık katacağını katmıştır. Bulunduğu konuma, bulunduğu kuruma, bulunduğu belediyeye. 10 seneden sonra iş başka yerlere gitmeye başlamıştır. Evet. Bunun örnekleri Türkiye'de çok. Bir belediye başkanı 2 dönem yapabileceğini asgari bir şekilde ne yapması gerekiyorsa 10 senede yapar abi. 5 senede planlar, programlar, ikinci 5 senede kazanırsa onu yapar. Ondan sonra yapacağı iş bitmiştir artık. Yani. Evet. Şu an Türkiye Eskişehir'de bir Yılmaz Büyükerşen hocamızın örneği var. Evet, yaptı mı? Yaptı. Kimse nankörlük etmesin, göz ardı da etmesin. Evet. Yani Eskişehir'e çok kazanımları oldu ilk 2 döneminde. Ama ondan sonrasına bakalım. Yani yeter artık. Eksiye gitmeye başladı. Eskişehir için bir kayıp 10 yıl var yani. Tabii Eskişehir için kayıp bir 10 yıl var. Yani işi şeye dökmemek lazım. Ne onun adı? Yönetim biçimine döküyorlar belediye başkanı seçerken. Yani belediye başkanı seçerken yönetim biçimiyle alakalı bir seçim yapmıyorsunuz burada. Bu şehre hizmet edecek. Bu şehrin dinamiklerini harekete geçirecek. Bu şehre, bu millete, şehrin insanlarına katkı sağlayacak bir ulul emr seçiyorsunuz yani. Bir belediye başkanı seçiyorsunuz. Yani bunun efendime söyleyeyim vay cumhuriyetçi, vay öbürü muhafazakar falan bu ayrımı yapmanın bir anlamı yok. Ehil insanı getireceksiniz belediyelere ve iş isteyeceksiniz ondan. Eskişehir bu noktada çok sıkıntılı. Yani biz siyasetin gereği birçok il geziyoruz. Yani yerel yönetimlerde yapılması gereken birçok şeyin Eskişehir'de hayata geçirilmediğini. Neler olmalı başkanım ya da neler? Sadece böyle bir sanat, efendime söyleyeyim işte Cumhuriyet temalı bir şehir hale geldi Eskişehir. Evet. Efendim şeye ihtiyaç var. Bu şehrin trafik sorununun çözülmesine ihtiyacı var. Bu şehirde merkezde tramvay zulüm oldu Eskişehir'de. Şimdi geçtiğimiz günlerde bir hattı daha açtılar. Yani her şeyi tramvaya odaklamayacaksınız. Tramvayın geçtiği yerdeki insanların, oradaki esnafların, oradaki iş yer sahiplerinin de sıkıntılarına çözüm üretmek mecburiyetindesiniz. Sadece tramvayı yaptık, biz buradan oraya taşıyalım insanları, götürelim değil. Yani çözümü global olarak düşüneceksiniz. Tramvaya endekslendi, esnaf perişan oldu. Mutalıp Caddesi örneği. Evet. Ya Mutalıp Caddesi'ne paralel Atalar Caddesi'nde de, eski adı Atalar, şimdiki Hasan Polatkan Caddesi yaptılar orayı. Çift paralel giden iki tramvaya ne gerek vardı yani? Yani konuşulması gereken, söylenmesi gereken çok şey var. Yanlışlar var. Yani bunun önüne geçmek için de muhakkak siyasilerin bu belediye başkanlıklarıyla ilgili iki dönem şartını getirmeleri lazım diye düşünüyorum. Eskişehir'e çok şeyin yapılması lazım. Eskişehir şişti, özellikle trafik noktasında ciddi sıkıntılar var. Merkezi hükümetin de çevre yoluyla ilgili elinden geleni bir an evvel hayata geçirmesi lazım. Artık bizim adı çevre yolu denen rahmetli Unakıtan bakanımızın yapmış olduğu batçıklıların ancak Eskişehir'e yeteceğini, artık çevre yolunun daha dışarılara alınmasını, ki zannediyorum böyle bir plan proje de var. Kanlıpınar'ın öte tarafından girip işte 2. Organize Sanayi Bölgesi'nin öte tarafından girip arka taraftan Çukurhisar'a bağlanacak pozisyonda bir projenin olduğunu da biliyorum. Bunun da merkez hükümet tarafından bir an evvel hayata geçirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Burada da şu sıkıntı var. Belediye benden olursa hizmet yaparım, belediye benden olmazsa hizmet yapmam mantığından da merkezi hükümetlerin vazgeçmesi lazım. Yani o şehre ne yapılması gerekiyorsa, kim kazanmışsa, A partisi kazanmış, B partisi kazanmış, hiç mühim değil. Orada Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları yaşıyor. Hiç kimsenin vatandaşı zulmetmeye hakkı yok. Eyvallah. Siyasetin içerisinde bedel ödemiş, diyet ödemiş bir ailenin ferdisiniz. Evet. Ben de ailenizi aslında yakından tanıyorum. Eyvallah. Abinizi hürmetle anıyorum buradan. Bu konu hakkında neler söylemek istersiniz? Evet. Siyasetin bedeli olur mu? 1981 tabii biz gözümüzü açtık ülke ocaklarında, İskenderun ülke ocaklarında. 10 yaşında ülke ocaklarına gidiyorduk. Biz, abim götürüyor, elinden tutuyor bizi. Allah ondan razı olsun. Eyvallah. Efendime söyleyeyim, Allah Alparslan Türkeş'ten de razı olsun. Allah Muhsin Yazıcıoğlu'ndan da razı olsun. Rahmet ki olsun. Bizi böyle bir yola sevk ettiler. Efendime söyleyeyim. Biz 1981'den 1991 senesine kadar Soner kardeşim hiçbir bayramı, ne milli ne dini, hiçbir bayramı evimizde yapmadık. Neredeydiniz başkanım? Biz hep cezaevi kapılarındaydık. Evet. Biz 10 sene açık görüş olurdu çünkü bayramlarda. Hı hı. O bayramları, hem milli hem dini bayramları, yılbaşı ertesi tatil olduğu için yılbaşıları hep açık görüş olduğu için hep yollardaydık. 2 sene yakın Eskişehir, ondan sonra Ankara Mamak, ondan sonra Nazilli, ondan sonra Aydın, evet, cezaevi. Böyle biz 10 sene hep gittik geldik. Rahmetli babacımla anacım, Allah onlara rahmet eylesin, cezaevi kapılarında ömür tükettiler. Biz de o zaman işte genç delikanlıydık. Ben abim cezaevine girdiğinde 15 yaşındaydım. Evet. 1980-81, 15-16 yaşlarındaydım. İşte o çıktığında 25 yaşına geldik. Ama o 10 senemiz bizim sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer, evet, misali annemle babamın böyle bir baskısı vardı üzerimde. Bir evladı kaybettik, evet, senede. Tabii kayıp mı? Biz 5000 kayıp verdik 12 Eylül öncesi. Rabbim onların şehadetlerini mübarek eylesin. Evet. Ülkücü kadro çok şehit verdi. Anamın da öyle bir tesellisi vardı işte. Şehit de olabilirdi oğlum ama işte cezaevinde hiç olmazsa arada sırada gidip görebiliyoruz. Sağlıklı olduğunu, evet, hissedebiliyoruz derdi. Öyle geçti bizim yıllarımız. Elhamdülillah 91'de işte Turgut Özal'ın şartlı salıvermesiyle biraderim cezaevinden çıktı. Çok enteresan bir anekdot anlatayım onunla ilgili de. 91'de cezaevinden çıktığında bizim tabii doğru düzgün işimiz gücümüz yok. Daha genç, yeni evliyiz. Bir yerlerde çalışıyoruz. Öyle arabamız falan filan yok. Dedi ki bana bir araba bul dedi. Ne yapacaksın dedim. Sen bul dedi. Eyvallah, bir tane araba buldum. İş yerimin sahibinin sağ olsun arabasını. Bin dedi, bindim. Sür dedi Esentepe mezarlığına. Gittim Esentepe mezarlığına girdim. Dur burada da durdum. Kardeş birçok mezarlık gezdi ya. Ben dedi kendi ellerimle indirdim bunları dedi buraya. Dedim kardeş 10 sene geçmiş ya. 10 senede unutmadın mı dedim. Unutulur mu dedi. Kendi ellerimle indirdim. Şehit arkadaşlarının cenazeleri. Oradan çık Bademli. Bademlik de aynı şekilde. Bir sürü mezarlık gezdi. Çok enteresan, unutmamış 10 sene. Biz dedi 10 sene siz dışarıda biz içeride neler yaşadık dedi. Çok kardeşimizi dedi toprak altına verdik dedi. Öyle bir anekdotum var. Hep anlatırım bunu. 10 sene hiç unutmamış. Tek tek gezdi bütün mezarların otlarını yoldu, suladı, isimlerini okşadı. Hepsini ben indirdim dedi ya. Nasıl bilmem dedi ya. Evet. Öyle de bir anekdotumuz var yani. Allah hepsine rahmet eylesin. Amin, inşallah. Amin, amin. Evet, duygusal anlar, evet, duygusal dakikalar başkanım. Evet, Allah hepsine rahmet eylesin. Amin. Şehit Muhsin Yazıcıoğlu. Ya, duygusallığa devam et diyorsun. Evet. Yani. Davayla ilgili ya da genel anlamda neler söylemek istersiniz? Muhsin Başkan'la anılarınız olduğunu biliyorum. Evet. Ona yakın bir isimdiniz. Evet. Hem dava süreci 86 veya 85 tam hatırlayamıyorum. Muhsin Başkan'ı ilk defa Mamak cezaevinde açık görüşte gördüm ben. İsmini duyuyorduk küçükken falan. 80 öncesi Ülke Ocakları Genel Başkanlığından ama ilk tanışmamız 85-86 tarihini tam hatırlayamıyorum. Mamak cezaevinde açık görüşte. İşte biz abimle görüşürken o da ailesiyle, rahmetli annesiyle, babasıyla, Halit amca, Allah rahmet eylesin. Onlarla görüşüyordu. İlk orada tanıdım Muhsin Başkan'ı. Ondan sonra 1987'de cezaevinden çıktı. Cezaevinden çıkmasıyla biz rahat erdik kardeş. Cezaevinde yatan ülkücü kardeşlerimiz ve 12 Eylül 80'den önce rahmete giden, şehit olan kardeşlerimizin aileleri Muhsin Başkan'ın cezaevinden çıkışından sonra rahat erdi. Biz memur çocuğuyuz. Bizim hep zaten garip Anadolu çocuğu şehit evet. olan ağabeylerimiz o dönem. Hep garip Anadolu çocukları. Ekonomik imkanları, ailelerin sıkıntılı. 87'de Muhsin Başkan çıkınca sosyal SOGEV diye bir vakıf kurdu. Hı hı. O vakıfla hem cezaevindeki ağabeylerimiz hem 12 Eylül öncesi şehit olmuş ağabeylerimizin ailelerine ciddi bir katkı sağladı. Cezaevindeki şartların düzeltilmesi için Necati Bey Parkı'nda Ankara'da bir açlık grevi göstermelik. Bu kendini öldürenlerin yaptığı açlık grevi gibi değil. Evet. Haram biliyorsunuz açlık grevi. Göstermelik bir açlık greviyle ciddi bir protestoyla o zaman cezaevinde yatan abilerimizin durumlarını iyileştirmesiyle ilgili ciddi bir ses getirmiştik. Rahmetli babamla beraber gitmiştik Necati Bey Parkı'na. Efendime söyleyeyim. O süreçten sonra da Muhsin Başkan'dan hiç ayrılmadık. Ta ki şehadetine 3 gün kala gün yüzü mitingindeydi. 22 Mart çarşamba günü gün yüzünde miting yaptık. İstanbul'a yolculadık. Pazar. 22 Mart pazar doğru. 25 Mart çarşamba günüydü. Çok enteresan, ben 25 Mart'ta Ankara'daydım. Hanımın bir tedavisi doğrultusunda Ankara'da bir hastanede işimizi bitirdik. Çıktık muayeneden. Söyleme sahip kafeteryada oturuyoruz. Benim arkam dönük televizyona. Kardeşler arıyor. Telefon açıyorum. Ya helikopter düşmüş falan. Bir döndüm. TGRT o zaman altyazı geçiyor. Hemen genel merkeze bıraktık her şeyi. Oradan yakındı zaten. Tuna Caddesi'nde. Arkada bir garaj vardı. Oraya çektim arabayı partinin garajına. Çalıştırdım. Kaloriferi yaktım. Soğuktu. Hanıma dedim ki sen burada otur. Ben ne ara gelirim senin yanına bilmiyorum. Çektik yukarı. O geceki o süreci birebir genel merkezde yaşadım. Bulundu geliyor. Ayağı kırık, bacağı kırık. Efendime söyleyeyim şu an hastaneye kaldırılıyor. Biz yıkıyoruz orayı. Tekbirler, sevinçler, çığlıklar. Allah. Ondan sonra bir daha işte yok yanlış bilgi falan filan. Bu süreçle ilgili o zaman işte 3 gün bulamadıklarını ifade ettiler. Aslında bulmuşlar. Evet. Yani 1 saat 40 dakika içerisinde koordinatlarla o zaman biliyorsunuz Telsim vardı, Türksel vardı, bir de Avea vardı herhalde. Onların üçünün de direkt ortak koordinatlarıyla 1 milyon kaç bilmem kaç 10 kilometre kare içerisinde helikopterin nerede olduğuyla ilgili nokta atışını yapmışlar aslında. Bulmuşlar ve gitmişler oraya. Allah rahmet eylesin İsmail Güneş kardeşimiz, biliyorsunuz 6 saate 7 saate yakın evet. Konuştu. Bulunduğunda çenesi kırık vaziyetteydi. Allah-u alem biz öyle düşünüyoruz. Gittiler orada İsmail'i buldular. Donarak ölmesine sebep oldular. Yaşadıklarımızı Rabbim onlara da yaşatsın. Bu noktada hiç şey olmayacağız. Ve süreç çok enteresan bir şekilde 12 sene oldu Muhsin Başkanımın süreci. Tabi bu 15 Temmuz'la birlikte nasıl bir girdabın içerisine girdiğimizi, nasıl bir alçaklıkla karşı karşıya kaldığımızı sonradan görmeye başladık. Yani bu mahkeme iptal ediliyor, kapatılıyor, savcı değişiyor, hakim gidiyor, öbürü geliyor. Biri diyor ki bu hükümet taraflı hakim diyor, FETÖ'cü çıkıyor, öbürü FETÖ'cü diyorlar, hükümet taraflı hakim çıkıyor. Çok enteresan böyle. Tabii burada da bu noktada da hiç şey yapmayacağız. Hükümetin de bu noktada tabii aldatılmışız lafından sonra çok söyleyecek bir şey yok aslında evet. Ama ciddi eksikleri oldu. Ulaştırma Bakanlığı'nın bu noktada ciddi eksikleri oldu. İçişleri Bakanlığı'nın bu noktada ciddi eksikler oldu ama işte aldatılmışlık lafıyla bu dünyada bazı arkadaşlarımız sineye çekti, bazı arkadaşlarımız sineye çekmedi. Ama öbür tarafta herkes yaptığının bedelini ahirette ödeyecek. Nasıl bir süreç yaşandı. Ama nihayetinde tabii gelinen nokta 2 tane F-4 uçağının helikopterin üzerinde uçarak bir şey oluşturdu. Ne diyorlar ona? Hava akımı. Hava akımı oluşturup helikopterin düşmesine sebep olduğu ciddi bir şekilde delillerle ortaya konmuş vaziyette aslında. Evet. Avukatlarımız tarafından. Ancak işte o zaman biliyorsunuz 3 kişilik bir kaza kırım ekibi kuruldu. O kaza kırım ekibinin de ehil olmadığı ortaya çıktı. Şimdi bizim taleplerimizle 9 kişilik yeniden bir kaza kırım heyeti kuruluyor. Ağır aksak işlese de adalet. Hı hı. Bazı suçlardan ceza alanlar var. Bazıları sadece FETÖ terör örgütü mensupluğundan tutuklu olmasına rağmen halen suikast davasıyla ilgili haklarına açılmış bir dava yok. Bizim beklentimiz bu 9 kişilik kaza kırım ekibinin her şeyi ortaya dökmesi ve bu suikast olayının biliyorsunuz o helikopterden parça sökenler Marmaris'te Sayın Cumhurbaşkanı'na suikast düzenlemeye giden 2 tane asubay. Evet. Öbür pilotlar işte 15 Temmuz gecesi havada uçup orayı burayı bombalayan alçaklar. Efendim söyleyeyim. Bunlarla ilgili yeniden bütün dosyaları da birleştirerek bir suikast davasının açılması. Tek dosya halinde. Evet. Muhsin Yazıcıoğlu davasının nihayete erdirilmesi için biz Büyük Birlik Partileri ve sadece Büyük Birlik Partililerin değil o cenazede gördüğümüz 1 milyonu aşkın vatan evladının da talebi olduğunu düşünüyorum ki çok farklı kesimlerden insanlar gördük. Talebi bu yönde evet. Başkanım. Yani Türkiye kamuoyu bunun suikast olduğuna inanmış durumda. Ama biz bunu delilleriyle devletin adaleti ve hukuku işleterek zapta geçmesini ve sonuçlandırmasını bekliyoruz. Evet. Başkanım yakın tarihte Afyon ilinin Güney bölgesinde bir evet. Seçim yaşandı. Sizin de adayınız orada çok ciddi bir oy aldı. Evet. Bununla ilgili ben köşemde de bahsettim. Seçimleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Orada böyle ufak tefek kırgınlıklar var gibi ama sizin düşünceleriniz nelerdir? Kırgınlık oluyor. Seçimler Cumhur İttifakı'nın adayı kazandı orada. Ser gider kumu kalır derdi rahmetli Muhsin Başkan. Hepimiz yarın bir gün eş, dost, akraba yüz yüze bakacak vaziyetin dışına çıkmayın derdi yani seçimlerde. Evet. Sele gider kumu kalır. Seçim bittikten sonra oturup konuşacağız karşılıklı. Birbirinizi kırmayın derdi rahmetli evet. Muhsin Başkan. Biz o minvalde bakıyoruz ama tabi sıkıntılar oldu. Bizim Sivas yerel seçimlerde de sıkıntılarımız oldu. Yani biz o dönemde bize aslında 20 tane ilçe, hı hı. 50 tane belediye başkan yardımcılığı, 300'e yakında da meclis üyeliği teklif edildi. MHP, AK Parti bazı yerlerde ittifak yaptı ya. Evet. Ha, bizi de o ittifakın içerisine dahil etmek istediler. Hı hı. Biz Sivas duygusallığımızdan dolayı dedik ki Sivas'ı vermiyorsanız biz hiçbir yeri istemiyoruz. Onlar da vermedi Sivas'ı. İstanbul'u kaybettiler. Evet. Sivas'ı vermeyerek İstanbul'u kaybettiler. Bunu biz bariz Sayın Cumhurbaşkanı'nın önüne koyduk. Sivas'ta, İstanbul'da 100 bin oy aldık Büyük Birlik Partisi. Hı hı. Son Binali Bey'in peşine düştüğü oy 13.750 idi. İkinci seçim yapılmadan önce. Evet. Bu hem Sivas'ta yaşananlar Büyük Birlik Partilileri üzdü, hem de Sivaslıları üzdü. Efendimiz biliyorsun Muhsin Başkan Sivas'tan bağımsız milletvekili olarak seçilip gelmişti. Evet. Ve her kesimin oyunu alıp da gelmişti Muhsin Başkan. Evet. O noktada Güney seçip gittim ben Güney'e. Çok güzel bir hava vardı aslında. Yani şu an seçilen belediye başkanı arkadaşımız belde kapandığında Milliyetçi Hareket Partisi'nin belediye başkanıymış. Evet. O dönem. Ondan sonra bizim adayımız da Süleyman kardeşimiz de bizim uzun yıllar hem Alperen Ocakları'nda hem Büyük Birlik Partisi Merkez İlçe Başkanlığı yapmış Afyon'da. Bizim Büyük Birlik Partili bir kardeşimiz. Güney'in tekrar belde olabilmesi için ciddi mücadele vermiş ve bu mücadelenin içerisinde Sayın Genel Başkan'ı da katmış. Yani Sayın Genel Başkan, bu seçilen kardeşimiz de Süleyman'la beraber Güney'in tekrar belde olması için çalışmışlar. Sayın Genel Başkan'a gitmişler. Sayın Genel Başkan İçişleri Bakanı'na, işte ilgili bakanlıklara falan, Güney'in tekrar belde olup seçime gitmesi için her türlü katkıyı sağlamış Sayın Genel Başkan ve o kardeşimiz de söz vermiş Sayın Genel Başkan'a. Biz Süleyman Bey'i destekleyeceğiz, aday çıkmayacağız diye, ama kardeşimiz aday çıktı, Cumhur İttifakı'nın adayı. %63'e yakın oy aldılar. Biz de %32 oy aldık. Bütün kamuoyu yoklamaları bertaraf oldu tabii. Evet. Aslında yani, o seçimi bir anlamda da kullanacaklardı değil mi başkan? Tabii yani ciddi baskı yapıyorlardı. İçeriden ki Cumhur İttifakı'nın o kadar oy almasının bir sebebi de o yani. O evet. Kesti bizi biraz yani. Seçim sabahı karayolları asfalt döküyordu yani beldede. Çok saldırdı hükümet. Hayırlısı olsun, bu bir seçim, bu bir yarış. Bugünün yarını da var. Onu da antiparantez söyleyeyim. Bugünün yarını da var. Büyük Birlik Partisi'ni kimse küçük görmesin. Büyük Birlik Partisi öyle oylarla, kamuoyu yoklamalarıyla, yüzdelik hesaplarla gale alınacak bir parti değil. Büyük Birlik evet. Partisi'nin duruşu ne kötü %20. Evet. Oya dönmese bile milletin kafasında, gönlünde ikinci partisi olarak. Evet, böyle bir anket hatırlıyorum. Böyle bir şey vardır. Büyük Birlik Partisi. Zaten Eser Karakaş'ın da onunla ilgili bir köşe yazısı vardı. Aslında Türkiye'deki bütün seçmen Büyük Birlik Partililerdi. Sağ seçmen, evet. Milliyetçi, muhafazakar. Evet, ama ikinci alternatif olarak Büyük Birlik Partisi bunu tam kullanamadığı için derdi. Evet. Hep farklı partilere gider bu oylar derdi. Yani milliyetçi, muhafazakar bir parti söylem olarak. Türk İslam ülküsünü benimsemiş. İlahi Kelimetullah için nizam alemi benimsemiş. Siyasi hareketiz biz ve Türk milletinin şeylerine uyan bir hareketiz yani. Evet. Genlerine, kodlarına uyan bir hareketiz. Onun için etki alanımız geniştir yani. Evet. Özgür ağırlığımız geniştir. Evet. Elhamdülillah. Başkanım, hobileriniz nelerdir? Biraz böyle yemek yapmayı severim Soner. O çok ilginç. Özellikle pazar günleri yemek işi bendedir. O az önce bahsettiğiniz programın başında medeniyetlerden bahsettiniz. Evet, yani o kültürü de aldığımız için Mardin kültürü, tabii Hatay kültürü, çok güzel çiğ köfte yaparım. Efendim mesela bizim orada iç, burada kısır derler. Çok güzel kısır yaparım. Yani etin her türlüsünü, beyaz etin, kırmızı etin her türlüsünle haşır neşir olmayı severim. Salata yapmayı çok severim. Hobim bu. Eyvallah. Yani başka hobi yapmaya fırsatımız olmadığı için, eyvallah, hem ek ticaret hem siyaset noktasında bu tür hobilerle kendimizi geçiştiriyoruz. Yani. Okumaya vakit ayırabiliyor musunuz? Çok zor ya Soner'cim. Eskiden okurduk ama şimdi bu hele bu sosyal medya çıktıktan sonra bütün vaktimizi alıyor. Yani enteresan, evet, bir şekilde evde kavgaya bile sebep oluyor sosyal medya. Evet. Yani okumaya çok fırsat bulamıyoruz. Allah affetsin. Peki dizi film izler misiniz? İzlerim. Takip ettiğiniz filmler var mı? Genel anlamda dizilerin Türk aile yapısına zarar verdiğini düşünüyor musunuz? Türk aile yapısına zarar veren diziler de var. Son dönemde yapılan, Türk aile yapısını ortaya koyan, Türk aile yapısının gelişmesine katkı sağlayacak diziler de, özellikle TRT'de çok güzel diziler, evet, yayınlanmaya başladı. O dizilerin bazılarının hastasıyım. İsim vermeyelim şimdi. Seyrederim yani. Ama o kastettiğiniz Türk aile yapısına zarar veren hem diziler var hem programlar halen devam ediyor televizyonlarda. Rütük ne işe yarar burada bilemiyorum. Rütük'ün bu işe çok ciddi bir şekilde müdahale olması lazım. Ama güzel diziler var. İzliyorum dizi yani. Peki başkanım, hiç hayvan beslediniz mi? Hayvanlarla aranız nasıl? Kardeş severim de hem beslemeye fırsatım olmadı hem de çok enteresan bir anı yaşadım onunla ilgili. Benim kuzenim tatile gidecekti. Bir kavanoz içerisinde balıklarını getirdi, verdi bana. Ben bilemediğim için fazla yem atmışım. Ertesi sabah bütün balıklar ölmüş. Öyle olunca dedim ben bir daha bu işe bulaşmayayım. Zarar veriyorum, öldürüyorum. Sevmekle kalayım. Yani hayvanlarla ilişkim bu noktada yani. Çok şeyim yok. Başkanım yorulunca sizi ne dinlendirir? Torunum. Oo, çok güzel. Yani torunumla bir araya gelmek bütün yorgunluğumu, bütün stresimi, bütün her şeyimi alır Soner'cim. Allah başkan, herkese nasip etsin. Amin inşallah. Başkanım programın kalan bölümünde biraz hızlandırılmış bir şekilde size 20 tane kelime vereceğim. Evet. Program formatımız böyle. Her gelen konumuza bunu yapıyoruz. Bu kelimeleri cümle içerisinde kullanmanızı istiyorum, evet, edeceğim. Mahya. Eskişehir'in tek mahyacısıyım. Her sene Reşadiye Camisi'ne o senenin Diyanet İşleri Başkanlığı'nın belirlemiş olduğu format üzere Reşadiye Camisi'ne mahya asarım. Köprübaşı. Çocukluğumuzun geçtiği Köprübaşı, Kızılay Durağı, oralarda Milliyetçi Hareket Partisi'nin şu an olduğu yerin altında çok bekledik. Öğrencilik yıllarımızda özellikle. Evet. Köprübaşı'nı öyle hatırlıyorum. Atatürk Caddesi. Semtim, orada oturuyorum. Ciddi bir trafik yoğunluğu, trafik sıkışıklığı yaşıyoruz. Sevdiğim bir cadde Atatürk Caddesi. Evet. Odun Pazarı. Eskişehir'in tarihi güzellikleriyle, tarihi mekanlarıyla dolu. Gittiğiniz zaman farklı bir atmosfer içerisine girdiğiniz. Tabii Odun Pazarı çok büyük aslında ama, evet, bir şey olarak düşündüğümüzde Odun Pazarı hep orası akla gelir. Kurşunlu Külliyesi'nin olduğu o civar. Odun Pazarı'nda böyle tahayyül edelim. Tarihi yaşarız orada. Tepebaşı. Tepebaşı Eskişehir'in gelişmesi gereken bir bölge. Sürekli de zaten Eskişehir o tarafa doğru gidiyor. Biliyorsunuz aşağı Söğüdönü, yukarı Söğüdönü, işte ileriye doğru yeni yapılanmalar. Seyit Gazi tarafına olmuyor biliyorsunuz. Hep bu tarafa doğru şehirleşmeye başladık. Evet. Tepebaşı'nın da güzel, nezih bir ilçe olduğunu düşünüyorum. Eskişehirspor. Eskişehirspor bizim medar iftarımız, ancak çok ciddi sıkıntılar içerisinde bir an evvel bu dernek işinden kurtarılıp şirketleşerek Eskişehirspor'un yeniden tüm taraftarlarıyla, oyuncularıyla birlikte, severleriyle birlikte ayağa kaldırılmasını niyaz ediyorum. Ne diyeyim? Mamak. Evet, acı hatıralarımız, şurada bir damga, burada bir damga, ki elimizin böyle kaldırarak içeri girdiğimiz bir cezaevi. Her türlü pisliğin, alçaklığın yaşandığı, her siyasi görüşte insanlara, vatan evlatlarına eziyet edildiği bir yer Mamak. 15 Temmuz. Allah bir daha yaşatmasın. Rabbim bu ülkeye bir daha ne darbe teşebbüsleri yaşatmasın. 15 Temmuz çok farklı bir darbe teşebbüsüydü. Kendimizden zannettiğimiz insanlar tarafından yapıldığı için çok ciddi zararlar verdi ülkemize. Evet. Hem dini yönden hem milli yönden kendilerini bir halt zannettiğimiz bir grup tarafından gerçekleştirildiği için Türkiye'de ciddi bir erozyon oluştu bu noktada. Cemaatlere, tarikatlara halen bahsediyor. Şuranın imamı, buranın imamı. Ben aslında o tabirlerin kullanılmaması gerektiğini mevcut cami imamlarımıza bir hakaret olarak algılıyorum. Oralara hani bir zamanlar Ergenekon falan dediler ya, Ergenekon bizim dönülmezimiz kardeşim. Niye bu alçaklar, çetecilere bu ismi veriyorsunuz gibisinden. Yani Türkiye'yi öyle enteresan bir gaya kuyusuna soktu ki Rabbim bir daha yaşatmasın 15 Temmuz'ları. Alperen. Aslımız, neslimiz öyle büyüdük. Çok Alperen yetiştirdik. Ocak başkanlığı da yaptım biliyorsun bir dönem. Evet. Efendime söyleyeyim. 200'e yakın evladımız vardı. Benim liselim vardı, 200'e yakın. O dönem biliyorsun Hrant Dink katledildi. O Hrant Dink'in katledilmesiyle birlikte gene rahmetli şehitlerimi suikasti düzenleyen bu ekip olduğunu düşünüyoruz biz. Hı hı. O katliamı bizim üzerimize yıkmaya çalıştıkları dönemde maalesef çil yavrusu gibi dağıldı korkularından çocuklar. Alperenler inşallah Türkiye'nin ileriki tarihlerine damgasını vuracak bir nesil olarak görüyorum Alperenleri. Keşdağ. Hüzün. Keşdağ bizim için umutlarımızın örselendiği, kırıldı demiyorum. Müslüman ümit var olur her zaman. Ama umutlarımızın örselendiği yer. Gittim oraya bir sene sonra. O dağa çıktım. Helikopterin burnunun çakıldığı yere kadar gittim. Bizim acımız Keşdağ. Umut. Umut varız, ümit varız. Ne diyor Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerimiz? Ümit var olunuz. İstikbal inkılabında en gür seda İslam'ın sedası olacaktır. Müslüman ümidini kaybetmez, umudunu kaybetmez. Umutsuz olmaz Müslüman. Hüzün. 25 Mart bizim için bir hüzün. Yani çok enteresandır. Ben hep söylerim. Annemiz babamız belli bir yaşa geldikten sonra rahmete gitti. Ama Muhsin Başkan'ın şehadeti bizi çok ciddi etkiledi. Hem genç yaşı olması hasebiyle hem liderimiz olması hasebiyle o hüzün noktasından biz hiç kurtulamadık yani. 12 sene oldu. Gençlik. Gençlikten ümit varız. Gençlik Allah'ın izniyle az önce de konuştuk. Yani adına ne kuşağı derlerse desinler. Bu milletimizin evlatları genç nesil umudunu ve ümidini kaybetmeden Allah'ın izniyle Türkiye'yi daha ileri seviyelere taşıyacak şeyi kendinde bulur ve bunu gerektiğinde de kullanır diye düşünüyorum. Yeşil. Peygamber rengidir. Severim yeşili. Kullanırım. Efendime söyleyeyim. Doğayı korumamız lazım. Yeşile ihtiyacı var. Hem şehrimizin, hem ülkemizin, hem dünyanın. Yeşil olmadan, orman olmadan, ağaç olmadan yaşam sürmemiz mümkün değil. Onların karbondioksitte bizim oksijene ihtiyacımız var. Yanlış hatırlamıyorsam. Efendime söyleyeyim, yeşilin korunması lazım. Tesbih. Severim ve var 10-15'e yakın tesbihim. Hediye eder sağ olsun kardeşler. Kullanırım 33'lük tesbihimi. Tesbih taneleri gibi dağılmamamız gerektiğini, imamı kaybetsek de, imameyi kaybetsek de tesbih tanesi gibi dağılmadan toparlanıp yolumuza bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Mezarlık. Evet, her insanın gittiğinde hüzünlendiği ve ahireti düşünmesi gerektiği yerler olarak görüyorum ki Efendimiz de öyle buyurmuşlar. Mezarlıkları ziyaret edin ki öldüğünüzde nereye gideceğinizi bilesiniz ve hayatınızı ona göre idame ettiresiniz. Sonun başlangıcı diyorum mezarlığa. Birlik. Dirlik içinde birlik. Partimizin de ismi Büyük Birlik Partisi. Türkiye'nin vatanını, milletini seven, devletini seven tüm vatandaşın bir araya gelmesi, birlik olması gerektiğini düşünüyorum. Hangi siyasi görüşten olursa olsun. Biz Büyük Birlik Partisi olarak biliyorsunuz Sayın Genel Başkan'ın şöyle bir özelliği de var. Antiparantezi burada aktarayım. Mecliste oturum HDP'liler tarafından yönetildiği müddetçe meclise girmez Sayın Genel Başkan. Bunu da antiparantez söyleyeyim. Yani başkan, meclis başkan vekili HDP'li ise Genel Başkan o gün meclise gitmiyor. Çok önemli bir karar falan alınmayacaksa. Öyle bir özelliği var. milletin bölünmez bütünlüğü içerisinde birlik ve beraberlikten ayrılmadan Türkiye'yi daha müreffeh günlere taşıma dileğimiz. Torun. Severim. Gitti. Dün babaannesine gitti. Bir hafta yok. Dört gözle bekliyorum. Tabii görüntülü konuşuyoruz her akşam. Ne diyorlar? Çocuk ceviz, torun ceviz içi diyorlar. Başkanım, son olarak Muhsin Yazıcıoğlu ile ilgili birkaç cümle istirham edeyim. Evet. Allah ona gani gani rahmet eylesin. Rabbim onunla beraber şehadete yürüyen diğer kardeşlerimize, gazeteci İsmail Güneş kardeşimize rahmet eylesin. Türkiye'nin geleceği için çok büyük bir değerdi. Ülke bir değerini kaybetti. Aslında bugünlerde ihtiyaç duyulduğunda Muhsin Yazıcıoğlu var denecek bir dönem yaşıyoruz. Maalesef insanlar rahmete gittikten sonra değerini anladı. Elhamdülillah biz onun hayatta, sağlığında da değerini bilenlerdiniz, anlayanlardınız. Allah ona rahmet eylesin. O bir ağabeydi, o bir dosttu, o bir candı. Biz öyle yetiştik onun yanında. Siyaseti ve hayata bakış açısını Muhsin Yazıcıoğlu'ndan öğrendik biz. Çünkü işte 20'li 25'li yaşlarda tanıştık, efendime söyleyeyim. Onunla birlikte siyasette nasıl dik durulacağını, siyasetin nasıl yapılacağını, vatana hizmetin siyasette nasıl şekillendiğini Muhsin Başkan'dan öğrenerek geldik. Rabbim ona gani gani rahmet eylesin. Rabbim iki cihanda, öbür cihanda da bizi buluştursun. Mekan cennet olsun. Başkanım, programa katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. İzleyenler adına da teşekkürlerimi ifade etmek istedim. Evet, ben teşekkür ediyorum. Şunu da antiparantez hemen söyleyeyim. Yarın kongremiz var. Eskişehir İl Kongremiz var. Zübeyda Hanım Kültür Merkezi'nde. Saat 13.30'da. Buradan sizin vesilenizle de tüm Eskişehir halkını Büyük Birlik Partimizin, Genel Başkanımızın da katılacağı Büyük Birlik Partimizin İl Kongresi'ne davet etmek istiyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ayağınıza sağlık. Eyvallah. Sağ olun. Evet, kıymetli izleyenler, bu hafta Derin Sular'ın konuğu Büyük Birlik Partisi Merkez Karar Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Namık Akdoğan'dı. Kendisiyle keyifli bir sohbet yaptık. Umarım sizler de beğenirsiniz. Bir dahaki hafta yine Derin Sular'da farklı bir konukla sizlerin karşısında olmaya çalışacağız. Allah'a emanet olun.